Evet, şimdi bir de size bir program tanıtmak istiyorum. Scientific Workplace diye bir program arkadaşlar. Bu da matematiksel yazımda oldukça önemli. Bu program LaTeX tabanlı bir program. Tabii siz LaTeX komutlarını kullanmanız gerekmiyor burada. Fakat kullanmak da isteyebilirsiniz şuradaki TextView kısmında. Bu program arkadaşlar oldukça kullanışlı bir program. Ben kendi kitaplarımı da bu programda yazdım. Ve çok hızlı olarak yazabileceğiniz Word'le veya diğer matematik programlarıyla karşılaştıramayacak kadar hızlı bir şekilde matematik yapabileceğiniz, matematik yazabileceğiniz bir program. Şimdi ben bu programla ilgili isterseniz bir tane şöyle dosya açayım. Daha önce yazmış olduğum. Burada bu program ne yapabiliriz? Bu program bizim işimize nasıl yazar? Bu arada bu programı ilk kurduğunuz zaman buradaki düğmelerin hiçbirisi olmayacaktır. Bunu Toolbars kısmından hepsini seçerek bunu elde edebilirsiniz. Bunları getirebilirsiniz. Bunları Compute kısmını örneğin kaldırdığınız zaman onun gittiğini görür. Tekrar tıklarsanız geldiğini göreceksiniz ve bunu istediğiniz yere kaydırabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Şimdi matematiksel ifadelerin yazılmasında, sınav hazırlamada öğretmenler için çok önemli bir yere sahiptir bu program. Çok farklı sınav tipleri hazırlayabilirsiniz. Bu kısma girdiğiniz zaman, NIV dediğiniz zaman bakın birçok yani uluslararası makaleler olduğu gibi, kitap örnekleri olduğu gibi farklı tezler, kendi stillerinizi oluşturabilirsiniz. Kitap stillerini oluşturabilirsiniz. LaTeX, farklı LaTeX, standart LaTeX dosyalarını kullanabilirsiniz. Ya da A4 Documents gibi burada mesela biraz sonra anlatacağım Slice Beamer diye bir yer var. Buradan da matematik sunumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu fakat ben girmiyorum. Bunu daha sonra geleceğim. Öncelikle bu programla matematiksel ifadelerin nasıl yazılabileceğini hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bunların hızını siz kendiniz yazdıkça daha hızlanacaksınız. Fakat şurada Automatic Substitution kısmından kendiniz bazı ifadelere daha hızlı yazabilmek için otomatik olarak onun yerine bir kod koyup burada yazmanız mümkün. Örneğin R'den R'ye bir fonksiyon için mesela şu şekilde yazdığım zaman ben hiçbir şekilde buradan herhangi bir karakter aramadan, ok aramadan, bir şey aramadan bu fonksiyonu bir şekilde hemen dümdüz yazabilirim arkadaşlar. Buradan daha sonra bu yazmak çok zor değil bunu. Dediğim gibi mesela bunlar bu arada yazdığınız Ctrl F'ye bastım mesela bir kesir yaptı. Burada 3 bölü 4 buraya tekrar 3 bölü 4 yine aynı şekilde 3 bölü 4 şeklinde bu şekilde yazdığınız zaman bir mesela x deyin, x kare deyin fark etmez bir denklem oluşturun. Şuraya x deyin. Sonra bu denklemi oturup çözmeye çalışın. Sol dediğiniz zaman zaten bu denklemin köküne kadar size verecektir. Köklerini bulmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Bu program yani aynı zamanda hesaplama yapmanızı da sağlar. Bu program hem yazmanızı hem hesaplaması yapmanızı sağladığı için bazen soru hazırlarken sizlere de kolaylık sağlayacaktır. Örneğin şöyle bir sayı yazdım. Rastgele 2020, 2021, 2022, 2023. Acaba bu sayıyı yazdım. 4 yılı arka arkaya. Bu sayı asal mı diye düşünüyorum. Bunu farklı sitelerden asal olup olmadığını bulabilirsiniz farklı programlarla. Ama bu programla herhangi bir şeye gerek kalmadan direkt buradan faktör dediğim zaman yani ki İngilizce olarak çarpanlara ayırma. Çarpanlara ayrılmadığını görüyorum. Ve bu sayının bir asal sayı olduğunu görüyorum. Çarpanlara ayrılsa mesela bunun 2 değil de burayı 2 yapsaydım mesela 2'ye bölünecektir artık. Bunu çarpanlara ayır dediğim zaman bunun bütün çarpanlarını da bu şekilde bulacaktır. Yine şurada mesela şöyle bir soru var. Yine olimpiyat sorularında da böyle ilk giriş kısmındaki olimpiyat sorularında da bu tür soruları karşılaşabiliriz. İfadesinin açılımında x teriminin katsayısı nedir diye soruyor. Ben bunu evet matematiksel olimpiyat yöntemleriyle, olimpiyattaki bildiğimiz yöntemlerle bu soruyu çözebilirim. Fakat bazen çözümde hata yapıp yapmadığınızı şuradan kontrol edebilirsiniz. Bunu expand deyip yani aşmasını istersiniz. Açtığı zaman 4980 olması gerektiğini görüyorsunuz cevabın. Yani x'in katsayısının 4980 olması gerekiyor. Mesela burada hata yapıp yapmadığınızı anlarsınız. Yine şöyle bir denklem olabilir. Bu denklemin çözersiniz. Çözümünüzü yine kontrol etmek için sadece yapacağınız sol demek,
buradaki bu çözümün aynı sizin bulduğunuz çözüm olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sayısının son 3 rakamı nedir diye bir soru var. Mesela diyelim ki bu sayının son 3 rakamını bulmak için mod 1000'de bakmamız gerekiyor. Bunu sadece bunu seçtikten sonra bunu hesaplamak gerekebilir. Burada belki Fermat teoremi, Euler teoremi, farklı teoremler kullanarak çözeceksiniz ama sonucun 647 olup olmadığını yine buradan kontrol edebilirsiniz. Son 4 rakamı deseydi sadece ya da son 5 rakamı dese onu da hemen hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Evet, yani bu program bize bu konuda ciddi kolaylık sağlıyor. Örneğin şöyle bir şey var yine. Çarpanlara ayırma işlemi de bazen benim çok işimi kolaylaştırıyor burada. İfadesini çarpanlara ayırdınız. Bir denklem olarak da düşünebilirsiniz. Sadece dediğim gibi faktör demek yeterli. Bu ifadeyi doğrudan bu çarpanlara ayrılmış oluyor. Şimdi bu tür yani bu pandemiyle birlikte online sınavların olduğu süreçte ki biz hala deprem nedeniyle üniversitelerimizin online eğitime geçmesinden sonra online sınavlarımıza devam ediyoruz. Tabii online sınavların en büyük problemlerinden bir tanesi kopya ve öğrencilerin başka öğrencilerle ortak soru çözmesi ve birbirleriyle haberleşmesi durumu. Bu tür durumlara engel olmak ve her öğrenciye özel soru üretmek mümkün. Burada mesela öğrenci numaranızın son iki rakamı AB olsun diyerek yola çıkıp buradan X artı 2'ye üzeri 5 artı A artı B ifadesinde işte şu if teriminin kat sayısı nedir dediğim zaman ben onu buluyorum A ve B cinsinden ve bunu bir fonksiyon olarak tanımlıyorum. A ve B'ye bağlı bir fonksiyon olarak. Bu fonksiyon olarak tanımladıktan sonra ben sadece şuradan fx new definition diye bir kısım var. Bu yine programın içerisinde olan bir durum. Bu yeni bir fonksiyon tanımla, yeni bir tanım tanımla anlamında bunu yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra örneğin öğrencinin numarası, son iki numarası 34 ise 3 ve 4 yazmam yeterli. Onun cevabını bana buluyor. İşte kat sayısının onun 112.640 olduğunu görüyorum. İşte öğrencinin numarası 1 ise onu hemen yine hesaplayarak bu durumda 560 olduğunu görüyorum. Biz bunu yine şu Antalya Matematik Olimpiyatı soru hazırlamasında gördük. Pandemi döneminde tabii ilk yıl pandemide sınav yapamadık fakat ikinci yıl sınav yaptık. Hatta Azerbaycan'dan da katılanlar oldu bu sınava ve madalya alanlar oldu. Sanırım Ali Hüseyin'i oldu onlardan bir tanesi. Mesela şöyle bir sorumuz vardı. Ben böyle bir soru gördüm. Bunu buradaki bu soruyu hazırlarken burada 4'tü. Başka bir yerde ben bunu görüyorum. 4 işte. Diyorum ki ifadesi açıldığında tüm benzer terimler toplandıktan sonra pozitif katsayıya sahip kaç terim elde edilir ki? 2 tanesinin eksi olduğunu görüyorum burada. Evet, diyelim ki burasının 4 olduğu. Soru 4 olarak verilmiş fakat ben değiştirmek istiyorum bunu. Burayı M olarak yaparsam ne olur diye açıp sorumu çözüyorum ve bir sorumu çözdükten sonra bir fonksiyon elde ediyorum. Tabii burada kaç tane değişken var? 5 tane değişken var. Bu çözümü elde ettikten sonra artık fonksiyonumu buluyorum. Yani M yerine ister 4 alırım, ister 5 alırım, ister 10 alırım. Hatta birazcık daha ileri gidip sorumu birazcık daha genelleştirerekten bilinmeyen sayısını P'ye çıkarıyorum. P tane bilinmeyen olsun. Bu değişkenleri P'ye çıkartıp yine üstü M olarak fonksiyonu iki değişkenli olarak yazıyorum. Yani iki bilinmeyenli olarak yazıyorum. P'ye ve M'ye bağlı olarak. Bunu tabii bunu yapabilmek için tabii matematiksel bazı bilgiye de sahip olmak gerekiyor. Tecrübeye de sahip olmak gerekiyor. Ondan sonra yapacağımız tek şey şudur. Buradaki M ve K, P ve M yerine değerler yazmak. Mesela şu soruyu çözmek istediğim zaman ben bu PM fonksiyonunda artık cevabını direkt bulabiliyorum. Buradaki en genel çözümü verdikten sonra buradaki yaptığım işler sadece kişiye göre, farklı gruplara göre farklı soru üretmek oluyor. Burada mesela M 6 alınmış, bilinmeyen de 5 alınmış. Direkt F 5 6'yı tabii yine bunu seçiyorum. Şuradan fx diyorum. Bunu bir fonksiyon olarak tanımlıyorum. Ve f5 6'yı seçip onu 110 olarak buluyorum. Yine aynı şekilde mesela yine 5 bilinmeyen var. Bu sefer m sayısı 7 alınmış. Yani üst. Dolayısıyla 5'e 7 oluyor. Onun hemen cevabının 170 olduğunu görüyorum. Burada bilinmeyen sayısı 6. Burada bilinmeyen sayısı 7. 7'ye 4. Hatta mesela şuraya 5 olsaydı ben bunun cevabını nasıl bulacaktım? Hemen F
7'ye 5 olarak yazıp cevabını hesaplayabilirdim. Bunun cevabının da 256 olduğunu bulurdum. Tabii burada 4 verilmiş. Ona da hemen düzeltelim, hata olmasın. Hatta geometri sorularında bile bu tür soruları üretmek mümkün. Bu da yine Antalya Matematik Olimpiyatı'nda 2022 yılında sorduğumuz üçgenin alanı ile ilgili bir soru. Bir üçgen verilmiş. Ben şimdi buradaki kenarlar tabii farklı olimpiyat sınavlarında sorulabilir bu tür sorular. Buradaki cevap mesela 6'ya 5, 4'e 10 değerler alınabilir. Fakat ben şöyle veriyorum. AB'yi mesela K'ya bağlı olarak vermişim. 6K. BF'yi ise 10K bölü 3 olarak vermişim. Buna göre sorumu çözüyorum. Sorumu çözdükten sonra bu üçgenin alanını tabii normal, standart, geometrik yöntemler, metotlar kullanıyorum. 24K kare olarak buluyorum bunun cevabını. 24K kare olduktan sonra diğer şıkları da şöyle yazmışım. 24K kare eksi 4, 24K kare artı 4, 24K kare artı 8, 24K kare artı 12 olsun. Bütün öğrencilere aynı şekilde çeldirici cevap verilsin şeklinde böyle bir şeyimiz var. Mesela bunu yaptıktan sonra artık bir fonksiyon üretiyorum. Bu kez K'ya bağlı olacak değerim. Yani ben K yerine ister 1 alırım, ister 2 alırım, ister 3 alırım. Her öğrenciye farklı bir soru üretebilirim. Pekala, FK'yı şöyle oluşturuyorum. 6K yani AB kenarını 6K yapıyorum. BF kenarını 10K bölü 3 yapıyorum. Daha sonra cevabın şurası 3. kısım cevabı göstersin. 24K kare diğer C, D, E, F seçeneklerinde buraya yazsın diyorum. Mesela bunu F değil başka bir fonksiyon olarak da yazabilirsiniz. Bunu G olarak da yazabilirsiniz. Mesela G dedim. Bunu fonksiyon olarak yine geliyorum şuradan new definition kısmından tanımlıyorum. Bunu tanımladıktan sonra her gruba, her öğrenciye farklı bir şekilde bu soruyu üretmek mümkün. Mesela AB eşittir 6 alınmış. Yani bakın şu demek K yerine 1 yazarsam. K yerine 1 yazdığım zaman ne olacaktır? F1'i hemen ama G dedim burada. Hemen bakıyorum. Şurayı da sileyim. Şuraya da G dedik. G1'i bul dediğim zaman yani K yerine 1 alırsan demek ki AB'nin 6, BF'nin 10 bölü 3 diyerek yaptığım zaman cevabın 24 olduğunu, diğer seçenekleri ise 20, 28, 32, 36 olarak ayarlamam gerektiğini görüyorum burada. Ben bunu farklı bir şekilde de yapabilirim. Yani G diyelim ki 2 için olsaydı, K 2 olsaydı ne olacaktı? Yani AB 12, BF 10 bölü 3 değil de 20 bölü 3 olsaydı cevabımın 96 olduğunu görüyorum. Burada 6 12'ye çıkarken 10 20 bölü bu alanın tabii 4 katı olarak arttığını da görebiliriz. Fakat değişecektir. Bunu K yerine kesir olarak da alabilirsiniz. Daha net bir şekilde görmek için 2 bölü 3 yazdım. Şöyle yazdığım zaman bakın 4'e 20 bölü 9 hemen cevabı da biliyorum. Artık cevabı bildiğim için diğer şıkları da buna göre oluşturduğum için yeni bir soru oluşturabilirim. Bu programda sadece bu değil. Farklı şekilde grafik çizebilirsiniz. Grafikler ekleyebilirsiniz. Buradan hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu grafikler yapmak mümkün. Bu arada sadece çok temel matematik düzeyi değil, üniversite matematiğini de buradan çok rahat yapabilirsiniz. Onları da tekrar belirtmek isterim. Çok kullanışlı bir program. Hem kutupsal koordinat sisteminde hem parametrik olarak fonksiyon grafiklerini çizip onlarla ilgili yorum yapabilirsiniz. Bazen denklem çözümlerinde de o fonksiyonların grafiklerine ihtiyaç duyarsınız. Kafanızı karıştıran bir nokta olursa buradan çözümüne bakabilirsiniz.